okul müdürüm, Sayın Tarih Yazan Çocuklar Platform Başkanım ve Cem Tekstil Yönetim Kurulu Başkanımız ve çok kıymetli misafirlerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Tarih Yazan Çocuklar projemizin bugünkü etkinlik ayağında Çayırtepe İlkokulu'ndayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, çok kıymetli misafirlerimiz, Tarih Yazan Çocuklar projemiz gerçekten Türkiye'de büyük ses getiren ve Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi. Bu projeyi ortaya atan, bu projeyi ortaya çıkaran, hayata geçirmeye bu kadar emek veren başta Platform Başkanımız Sayın Ahmet Ortademeci ve bu etkinlikte bizlere katılan çok kıymetli Cem Tekstil Yönetim Kurulu'na ve okul idaremize çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu projenin ilk başlangıç ayağı olarak Erzurum'u pilot bölge olarak belirleyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi'ye, Erzurum Valimiz Sayın Okay Memiş Beyefendi'ye, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, kaymakamlıklarımıza ve bu etkinliklerde, bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere okul müdürümüz Mehmet Emin Yıldız Bey'i sahneye davet ediyorum. Öncelikle okulumuza hoş geldiniz hepiniz. Onurlandırdığınız, şeref verdiniz. Biz bu projeye ilk günden itibaren dahil olduk. Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte hummalı bir şekilde projenin düzgün yürümesi adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Ben bu projeyi hayata geçiren ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hayırseverimize, okulumuza, sınıfımıza kazandırdığı kitaplık için de ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü söz çocuklarımızda galiba. Onlar heyecanlı bir şekilde bekliyorlar. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkürlerimizi okulumuz adına okul müdürümüz Mehmet Emin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu okulumuzdaki kitaplarımızı, yani Tarih Yazan Çocuklar kitaplarımızı ve içerisindeki kitapları çocuklarımıza hediye eden Cem Tekstil'e çok teşekkür ediyoruz ve Cem Tekstil Yönetim Kurulu'ndan Sayın Metin Yıldız'ı davet ediyorum. Evet, Çayırtepe İlkokulu'nun öğrencileri, velileri, Sayın Müdür Bey, bu okula çok şeyler yapmak isteriz, elimizden geldiği kadar. Ama oğlum bu işi halletti, ben de onun yerine vekil olarak geldim. Oğlum şu anda İstanbul'da, ben de bu işe katıldığı için çok memnun oldum. Ama bundan sonra yapılacak bir şey varsa, ben de canla başla bu işe katılmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Evet, Sayın Metin Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel görüşlerinden dolayı ve kendilerine de çocuklarımıza bu katkıları sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz Cem Bey'e. Cem Bey sanırım bu kitaplığı ve içerisindeki kitapları çocuklarımıza hediye olarak kardeşleri adına hediye etmiş. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve bu tür hayırseverlerimizin olduğu da bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Ve o kadar da sahip çıkmışlar ki projemize, ailecek buradalar. Kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ve son olarak konuşmalarını yapmak üzere Tarih Yazan Çocuklar Platform Başkanımız Sayın Ahmet Ortademeci'yi davet ediyorum. Sayın Okul Müdürüm, hayırseverimizin değerli ailesi, öğretmenlerimiz ve velilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Köylerde bu tarz etkinlikleri yapmanın farkını böyle işte daha eğitimin öneminin farkında olan, çocuklarının Aziz Sancar gibi olmasıyla alakalı hayaller kurmaya ihtiyacı olan insanlarla yaptığında ne kadar daha değerli bir proje yaptığımızı, yaptığımız organizasyonun karşılığını aslında 15-20 yıl sonra hepimizin çok daha ne kadar güzel göreceğinin hayalleriyle diyorum ki bunu sadece Erzurum'da değil, Türkiye'nin her yerinde yapmalıyız. Bana bu enerjiyi verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, bu projemizin amacı, ortaya çıkış amacı Hollywood'un veya sinema hileleriyle çocuklarımızı sosyal medya üzerinden, televizyon üzerinden etkilemek isteyen sahte kahramanlardan ziyade kendi tarihimize ışık tutan, bizleri bugünlere getiren, Anadolu'ya yerleştiren bu kutlu devletin, bu kutlu ırkın gerçek kahramanlarını çocuklarımıza aşılamak ve bu çocuklarımızın da geçmişten, geçmişimizdeki bu güzel kahramanlarımızdan örnek alarak gelecekteki hayatlarına yön vermelerini sağlamak amacıyla bu proje ortaya çıktı. Amacımız gerçekten var olmuş, çağı açıp çağı kapatmış, tarihe isimlerini altın harflerle yazdırmış kahramanlarımızı çocuklarımızın daha iyi anlaması. Değil mi çocuklar? Evet. Evet, o zaman etkinliğimize başlayalım. Çocuklarımız da bakıyorum böyle bayağı heyecanlılar. O zaman ikinci sınıflarımızı şöyle yanıma doğru alabilir miyim? Evet. İkinci sınıflarımızı alalım. Evet. Hazırsanız o zaman ben mikrofonu size vereyim. Karakterini tanıt bize, olur mu? Hocam bir adım öne alabilir miyiz? Birazcık öne doğru gel. Arkadaşlar ben Neşet Ertaş. Arkadaşlar ben Neşet Ertaş. Babam Muharrem Ertaş geçimci düğünlerde saz çalarak ve türkü söyleyerek çalardı. Ben en çok saz çalmayı seviyordum. Sanımı alıp İstanbul'a çalışmaya gittim. Plak çıkardılar bana. Orada türküler söyledim. Ankara'ya gittim. Orada radyolarla türkü söyledim. Hasta oldum. İyileşmek için Almanya'ya gittim. Orada da türküler söyledim. Beni çok sevdiler. Türkiye'yi gördüm. Bana ödül verdiler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yakın tarihte kaybettiğimiz üstadımızı rahmetle anıyoruz. Hadi bakalım, mikrofon sende. Merhaba arkadaşlar, ben Oğuz Atay. Beni yakından tanımak ister misiniz? 1934 yılında Kastamonu İnebolu ilçesinde doğdum. Babamın adı Cemil, annemin adı Muazzez'di. Babam yargıçlık görevlerinde bulunmuş bir hukukçuydu. Annem ilkokul öğretmenidir. Okullar başlamadan önce bana okuma ve yazma öğretmişti. Annem sanata ve edebiyata oldukça ilgi duyardı. Müzik dinlemeyi, kitap okumayı, sinemayı çok severdi. Küçük yaşlarda bir hastalık geçirdim. Bu beni liseye başlayana dek devam etti. İçine kapalı bir çocuktum. İlk yazdığım roman otobiyografik, bir özellik taşıyan Tutulmayanlar isimli romandı. Ancak yıllar geçtikçe insanlar beni anlamaya başladı. Kitaplarım onlarca kez baskı yaptı. Sevgili okuyucu, sen de beni anlamak ve tanımak istersen yapacağın tek şey kitaplarını okumak ve beni yaşatmak. Evet, güzel bir edebiyatçımızı bizlere tanıttı. Evet, çocuk, o bebeği sen tut. Tamam, bebeği sen tut. Şimdi sıra Hazal'da. Merhaba arkadaşlar, ben Şerife Bacı. 1900 yılında Kastamonu'da doğdum. Köyümüz kocaman pancar tarlalarıyla kaplı, şirin bir köydü. Pancarın mevsiminde büyüklerimiz çalışırken biz de onları taklit ederdik. Evet, Hazal'a çok teşekkür. Hazal, Hazal gel gel. Evet, Hazal'a çok teşekkür ediyoruz. Hazal, sen birazdan seni bir daha alacağız, tamam mı? Evet, çok teşekkür ediyoruz çocuklarımıza.
Evet, şimdi 3. sınıf öğrencilerimiz gelecekler. Gelin bakalım. Sen böyle özellikle benim yanıma gel. Aa, çok güzel. Sen böyle dur. En son seninle konuşacağız, anlaştık mı? Tamam o zaman. Şöyle ben geçeyim buraya. Bakalım. Sen bize hangi kahramanımızı tanıtacaksın? Şerife Bacı. O zaman senden bir Şerife Bacı'yı dinleyelim. Arkadaşlar benim ismim Şerife. Beni Şerife Bacı olarak tanırlar. Cephaneleri korumak için verdiğim mücadele ile tanınırım. İstiklal Harbi'nin kadın kahramanlarından biriyim. 1900 yılında Kastamonu'da doğdum. Kastamonu şehri o dönemde Osmanlı mimarisi ile bezeli şirin bir sahil kentiydi. Köyümüz ise gürül gürül derelerin geçtiği kocaman pancar tarlalarıyla kaplı şirin bir köydü. Pancar mevsimi gelince hep birlikte pancar toplamaya gider, büyükler çalışırken biz de onları naklet etmeye çalışırdık. Dört bir yanı Batı Karadeniz'in gür, kestane, kayın ve gürgen ağaçlarıyla kaplı kocaman kocaman köy. Milli mücadele kadını Nene Hatun'un dediği gibi evladım evlat anasız yaşar fakat vatansız yaşamazdı. Evet, çok teşekkür ediyoruz Şerife Bacı'ya. Milli mücadele döneminde milli mücadele döneminin büyük kadın kahramanlarından birisiydi gerçekten. Şimdi seni alalım şöyle ön tarafa doğru. Merhaba arkadaşlar, benim adım Ayşe. Milli mücadele kahramanlarından biriyim. Aydınlıyım. Efe Ayşe ya da Çete Ayşe olarak bilinirim. Milli mücadele sırasında gönüllü olarak çalışan, savaşan gruplara çete denirdi. Benim kökenim de oraya dayanır. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gel böyle yanıma gel. Gitmeyin bir yere. Gitmeyin bir yere. Oo, burada kostümleriyle kostümleriyle birlikte efsane bir kahramanımız geldi. Bakalım bize hangi kahramanımızı anlatacak? Merhaba arkadaşlar, ben Ertuğrul Gazi. Selçukluların hizmetinde başarılı bir komutanım. Cihan İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in babasıyım. Babam Süleyman Şah, annem Halime Hatun'dur. 1198 yılında doğmuşum. Sungur Tekingin doğdu, Dündar adında 3 kardeşim var. Oğuzların bozak kolunun koy boyundanım. Ben de her türlü gibi at üstünde büyüdüm. Atımın adı Aktalgıl'dır. Şıraklık yapıp demircilik öğrendim. Uç bey olarak köyü cesar ve sürdü fethettim. Eşim Halime Sultan en yakın arkadaşımdı. Oğullarıma sadece Gündüz ve Osman adlarını verdim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gel böyle Ertuğrul Gazi. Evet, burada şimdi çok önemli bir kahramanımız var. Evet, merhabalar. Seni tanıyalım önce. Arkadaşlar ben Mama Hatun, Saldıklı Beyliği'nin hükümdarlarından biriyim. Hayat hikayemi öğrenmek ister misiniz? Saldıklı Beyliği Sultan Alparslan'ın 1071 yılında Anadolu'ya kurulan beyliğinden birisidir. Beyliğimiz Erzurum ve çevresinde geçti. Dedem evi Saldık tarafından kuruldu. Ben de Saltuklu Beyliği İzzettin'in kızıydım. Babam iyi hükümdar ve komutandı.
Onun iktidarı İzmit, Olta gibi şehirlerde geçti. Babamdan sonra ağabeyin tahta geçti ve tahta o yönetti. Ağabeyimden sonra ben tahta geçtim ve ben de tahta yönettim. Tahta yönettim. Sonra da arkadaşlar size bir sır vereyim. Çok eski zamanlarda ismimi orada Orta Asya'daki Türklerin Türkmen boylarına kurulan Türk devletlerinden birisi. Arkadaşlar size bir sır vereyim. Çok eski zamanlarda Orta Asya'daki Türklerin Türkmen boylarına gelmiş ve bir yeri vardı. Benim beyliğim güzel bir durumda devam etti. Sonra da beyliğimizin dışında bazı imari eserlerde bulundum. Kadınlar için özel bir hamam yaptırdım. Kervansaraylar kolayca ulaşabilsin diye atlar yaptırdım. Köse köprüsü bilinen bu köprü de o nedenle yapıldı. Takıldım. Çok teşekkür ediyoruz. Tarihteki Saltuklu Beyliği'nin kadın hükümdarlarından Mama Hatun'u bize anlattı ama kendisi de şu anda Çayırtepe Hatun'u olarak evet, üçüncü sınıflarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dördüncü sınıflarımızı alacağız. Evet. Dördüncü sınıfları şöyle yanıma alayım. Gelin bakalım. Gerçekten müthiş kahramanlarımız. Şimdi seninle başlayalım önce. Hazır mısın? Peki o zaman. Mikrofonu al. Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Akif Ersoy. 1873 yılında İstanbul Fatih'te doğdum. Şair, fikir adamı, yazar ve tercüme. Hepinizin bildiği İstiklal Marşı'nın yazıcıyım. Beni yakından tanımak ister misiniz? Babam küçük yaşta tahsil için Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş zamanın profesörlerinden Mehmet Tahir Efendi'dir. Annem aslen Buharalı olup Tokat'a yerleşmiş ve bir aileden Emine Şerife Hanım'dır. Hareketli ve çok zekiydim. İlk ve orta öğretimi başarıyla tamamladıktan sonra Mülkiye Mektebi'nin ihlali kısmına yazıldım. Erkenden uyanıyor, kahvaltımı yapıp hızlı adımlarla yola çıkıyordum. Ve evimiz okula çok uzaktı. Benim de ulaşıma verecek param yoktu. O yıl Fatih'te büyük bir yangın çıktı ki durdurulamayan alevler bizim evimizi de kile çevirdi. 6 ay gibi kısa bir süre içinde Kur'an-ı Kerim'i ezberledim ve Ramazan aylarında da teravih namazlarını kıldırıyordum. Saygılar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gel bakalım. Yer değiştiriyorlar. Şimdi şöyle öne doğru gel. Bakalım şimdi sen bize hangi karakteri anlatacaksın? Arkadaşlar benim adım heyecanlandın mı? Peki birazdan yapalım. Gel Abdullah. Tanıştık artık öğrencilerimizle de. Sen bizlere Erzurumlu Ebrahim'i anlatacaksın. Arkadaşlar ben Erzurumlu Ebrah, Türksel şairim. Ben Erzurum'un Ilıcalı ilçesine bağlı Tabura köyünde dünyaya geldim. Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Danaşlar Diyarı Erzurum'a kadar çok yakışırdı. Çocukluğum okul çağıma kadar köyümde gül oynaya geçti. En büyük zevkim karlı yokuşlardan kızakla kaymak ve kartopu savaşı yapmaktı. Bir gün Erzurum'a seyahat etmeyi düşünürseniz, hele ki kar havaları seviyorsanız kış mevsiminde gelmenizi tavsiye ederim. Zaman geçiyordu, hızla büyüyordu. Okula başlayacağım günleri iple çekiyordu. Çocuklar, benim dönemim sizin döneminizden farklıydı. Her yerde okul yoktu. Tam o zamanlar tam da sizin yaşlarınızda hayatı bu şekilde
direk şiirle tanıştım. Özellikle divan şiiri beni çok etkilemişti. Arkadaşlar, divan şiiri bildiğiniz şiirlerden biraz farklı ve kuralları süslü ve kafiyeli bir şiirdir. Divan şiirine gönül vererek aşık oldum. Aşık nedir? Emrah diyenleriniz olacaktır. Aşık, kendisini veya başkasının şiirlerini saz eşliğinde çalıp anlatan saz şairidir. Ben de omuzlarımla sazımla eğri büğrü yollara attım kendimi. Seyyah sayılacak kadar yer gezdim. Gittiğim yerde yeni dostlar edindim. Yeni kültürler tanıdım. Çocuklar, sizler de fırsat buldukça yeni yerler, yeni insanlar tanımanızı tavsiye ederim. Biliyor musunuz? Ben kitaplara da konu oldum. İleriki yıllarda bana da rastlayabilirsiniz. Sabahtan uğradım ben bir fidana, adlı şiirimi yazdım ve bu şiirim bestelendi ve kıymetli sanatçılar tarafından da söylendi. Şiirlerimin çoğu öğrencim Tokatlı Nuri tarafından bir araya getirildi. Bana yapılan türbe 3 Mayıs 1986'dan beri açık, istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Seyyah sayılacak... Ana... Çok teşekkür ederiz. Erzurumlu Emrah'ı bu kadar detaylı anlatan ilk kez karşılaşıyoruz Abdullah. Çok teşekkür ediyoruz. Gel bakalım, kılavuz Hatice'yi senden dinleyelim. Arkadaşlar, benim adım Hatice. Bana Kılavuz Hoca derler. Milli mücadele kadın kahramanlarından biriyim. Adana'da doğdum, büyüdüm. Çukurova'nın benim toprakları üzerine kurulu olan bir şehirde hemen hemen yetişmelerin yoktur. Uçsuz bucaksız pamuk tarlaları, ayçi, narcik, buğday, mısır, soya, nar, zeytin. Seyhan ve Ceyhan Nehri hayatla Adana'nın gürsü oldukça cezbedici bir yerdir. Nehrin kenarında oturup hayalleri dalmak çocukluğuma dair hatırladığım en güzel anılardan biridir. Gel yanıma gel. Evet, kılavuz Hatice milli mücadele döneminde Fransız askerlerini yanlış yönlendirerek onları pusuya çeken bir kahramanımız. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım, sen de yanına geç. Hazır mısın? Gel bakalım hadi. Bebeği kalsın. Gel. Gel bakalım. Merhaba arkadaşlar, ben Şerife Bacı. 1900 yılında Kastamonu'da doğdum. Köyümüz kocaman, pancar tarlalarıyla kaplı şirin bir köydü. Pancar mevsiminde büyüklerimiz çalışırken biz de onları taklit ederdik. Bakabiliriz. Arkadaşlar korkmayın. Arkadaşlar korkmayın. Sabredip doğruluktan ayrılmazsanız kazanan siz olursunuz. Bizler düşmanla savaşmasaydık bugün yaşadığımız topraklar olmazdı. Bizler her şeyi sizlere özgür bir vatan bırakabilmek için yaptık. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şerife Bacı da milli mücadelede cephanelerimizi korumakla yükümlüydü. Ve cephanelerimizi korumak için kendi kıyafetlerini kullanarak kendisi soğuktan donarak şehit olmuştu.
Evet, şimdi tüm çocuklarımızı şöyle öncelikle protokolümüzü ve kıymetli misafirlerimizi şöyle alalım burada. Ve göndeririz bütün fotoğrafları. Evet, şimdi çocuklarımızı şöyle alalım. Öğretmenlerimizle birlikte. Evet, çocuklarımızı da böyle ön tarafa doğru alalım. Ayrıca çocuklarımıza bir haber vereyim. Her akşam, her gün bir karakterimiz var ya, her gün bir kahramanımızı inceliyoruz. Bu kahramanımızı her akşam İkbal Gürpınar saat 9'da Tarih Yazan Çocuklar YouTube sayfasında sizler için seslendiriyor. Tarih Yazan Çocuklar YouTube sayfasına girerek her akşam 9'da yatmadan önce İkbal ablanızdan dinliyorsunuz. Anlaştık mı? Harikasınız. Ayrıca kitapların üzerindeki kare kodları okutarak sesli anlatımları da dinleyebilirsiniz. Şimdi çok kıymetli misafirlerimizle ve çocuklarımızla birlikte günün hatırasına bir fotoğraflarımızı çekelim. Herkes buraya baksın lütfen. Evet, Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi Tarih Yazan Çocuklar projemizin bugün Çayırtepe İlköğretim Okulu etkinliklerini gerçekleştirdik. Çok güzel çocuklarımızla karşılaştık. İnşallah onlar da kahramanlarımızdan esinlenerek geleceğin kahramanı olacaklar. Çünkü o kahramanlar da bir zamanlar çocuktu. Şimdi siz çocuksunuz, sizler de geleceğin kahramanı olacaksınız. Projemizin diğer etkinliklerinde ve daha nice güzel etkinliklerde, projelerde görüşmek, buluşmak ümidiyle diyoruz. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Çocuklar, ben size müjde vermek istiyorum. Eğer okuduğunuz kitapları, şimdi bir kere daha gözden geçirerek, biliyorsunuz önümüzde 15 günlük bir tatil başlayacak. Ondan sonra öğretmeniniz de derse ki benim öğrencilerimin hepsi bu kitapları okudu, anne babalarına da anlattı. Hepinize üstünde sizin isminiz yazan madalya yaptıracağız. Gelecekte tarih yazacak çocuk madalyası. Ama kitapları okuyanlara, 100 kitabın tamamını okuyup anne babasına anlatanlara, evde kardeşine, ablana, kim varsa anne babana 5 dakikada, hem o zaman ne olacak biliyor musunuz? Sizin anlatma yeteneğiniz de gelişecek. Kendinize özgüveniniz artacak. Sonra da belki Müdür Bey Bahar'da bizi bir daha davet eder. Evet. Bahar'da daha büyük bir şehirlik yaparız. Yapabiliriz. O zaman da gelirsiniz değil mi? İnşallah. Bak gördünüz mü? O zaman da tekrar biz sizin ziyaretinize geleceğiz. Siz de çok güzel bir şekilde bu canlandırmaları tekrar bize yaparsınız. Şimdi de çok güzel yaptınız ama yarını bugünden daha iyi geçirmek için daha çok çalışmak lazım. Biz bu kahramanları sizden bir kere daha dinlemeye, eğer hocam bizi davet ederse geleceğiz. Nasıl hocam? Bahar ayında davet ederiz. Bahar ayı inşallah. Bahar'da davet edelim, dışarıda davet edelim. Havalar güzelleşsin, yaza doğru. Olur mu? O zaman gelirken sizin madalyaları da elimizde getiririz. O zaman da bitirmiş olurlar zaten. Söz veriyor musunuz? Söz. Hayır. Ama bu sözü saymadım ya. Söz. Söz. O zaman biz de size gelmeye söz veriyoruz, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Size de katılımlarınız için teşekkür ediyoruz anneler. Babalar.